Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Bugün bu videomuzda parabol konusunu işleyeceğiz. Kampımızda sıradaki konu bu. Neler işledik? İkinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar ve ikinci dereceden eşitsizlikleri işledik sevgili gençler. Şimdi sırada parabol var ve hemen yarın sevgili gençler bu konularla alakalı, bu konularla ilgili soruları çözeceğimiz video yayınlanacak ve bir gün boşluktan sonra hemen arkasına arkadaşlarım logaritma 1 ve logaritma 2 videoları gelecek, haberiniz olsun. Şimdi parabola isterseniz ufaktan başlayalım. Bu arada şuradaki soruyu şöyle bir 30 saniye 40 saniye bir düşün bakalım, ne gibi eksikler, ne gibi kusurlar bulacaksın, yorum kısmına belirtebilirsin. Evet, başlayalım hadi konumuza, bismillah deyip. Şimdi arkadaşlarım şöyle ki ABC bir reel sayı, ax kare artı bx artı c. Eğer bu bir fonksiyonsa biz buna ikinci dereceden fonksiyon diyoruz. Peki bu fonksiyonun grafiğine ne diyoruz? Parabol diyoruz. Aslında bu parabol dediğimiz hani daha önce öğrendiğimiz şeylerden çok da farklı bir şey değilmiş sevgili gençler. İkinci dereceden bildiğimiz ikinci dereceden fonksiyon, işte o fonksiyonun grafiğini çizdiğimiz takdirde de biz buna parabol diyoruz. Tabii ki özel şekilleri olduğu için biz buna parabol diyoruz sevgili gençler. Yani bizim bu ikinci dereceden fonksiyonlarımızın grafiği x'e bağlı ikinci dereceden fonksiyonlarımızın grafiği ya bu şekilde kolları yukarı doğru olan bir şekil görünümünde ya da bu şekilde kolları aşağı doğru, şunlara kol dersek eğer, kolları aşağı doğru olan bir görüntüde olacak. Bu kolların yukarı veya aşağı olmasını da birazdan sevgili gençler neye bağlı olduğunu da tabii ki söyleyeceğiz. Fx eşittir ax kare tipindeki fonksiyonların grafiği diyoruz. Şimdi sevgili gençler şöyle grafiğimizi çizecek olursak tabii bununla alakalı da yorumlarımızı da yapalım. Şimdi örnek veriyorum. Ax kare tabii 0 için 0'dan geçeceği için bizim parabolümüzün o tepe noktası diyeceğimiz yer orijinde olmak zorunda ve parabolümüzün görüntüsü sevgili gençler bu biçimdedir diyeceğiz. Aynen budur. Parabol simetrik bir yapıya sahip. Ne demek bu simetrik bir yapıya sahip? Mesela y ekseni üzerinden bir nokta seçip şu şekilde parabol üzerinde de noktalar seçtiğiniz takdirde burası buraya eşit olmak zorundadır. Veya sevgili gençler bu noktayı şu şekilde de yapabilirsiniz. Yine burası sevgili arkadaşlarım buraya eşit olmak zorundadır. Veyahut bu noktayı şurada seçtiniz ve bu şekilde iki tane görüntü elde ettiniz. Bakın bu kısımda buraya eşittir. Parabol simetrik bir yapıya sahiptir ki nereye göre simetrik olduğunu sen gayet iyi anladın aslına bakarsan. Şu an y eksenine göre simetrik bir parabolümüz var elimizde. Ax kare parabolü demek ki y eksenine göre simetrik olacak. Peki buradaki a, yani mesela buradaki a 2x kare ise sevgili gençler, görüntü eğer buysa eksi 2x kare olduğu takdirde de tabii ki görüntümüz bunun x eksenine göre olan simetriği olacaktır bu şekilde. Peki hocam 2x kare değil de 3x kare olmuş olsaydı o takdirde ne olurdu diye soracak olursan da ben sana onu şu şekilde özetleyebilirim ki şunları silelim. Kollar biraz daha y eksenine yakınlaşacaktı. Yani kollar aslına bakarsanız daralacaktı deriz. Peki 3x kare değil de 5x kare olsaydı o zaman ne olurdu? Tabii ki y eksenine çok daha yakın bir görüntü izleyecekti. Bu sefer parabolümüz mesela en içteki 5x kare buradaki 3x karedir diyebiliriz. Negatifin yorumunu da kendi kendine bir düşün bakalım. Acaba ne olacak? Şimdi bakın burada eksi x kare dediğimiz zaman kolları bu şekilde aşağı döndü. O zaman buradaki fx eşittir ax kare parabolümüzde eğer a sıfırdan büyükse kollar yukarı yönlü olacak sevgili gençler. Ve a sıfırdan küçükse de kollar tabii ki aşağı yönlü olacak diyebiliriz. Yani arkadaşım burada kollarımız şu şekilde yukarı doğru, a sıfırdan küçükse de kollar aşağı doğru olmak zorunda deriz. Devam edelim. Fx eşittir ax kare artı c tipindeki fonksiyonların grafiği. Şimdi sevgili arkadaşım ben sana fx eşittir ax karenin grafiğini göstermiştim. Fx eşittir ax karenin grafiği şuraya şöyle yapalım. Ve daha sonrasında şunu alalım. Bu fx eşittir ax karenin grafiği bu şekildeydi. Şimdi eğer buradaki c sayısı pozitifse ax karenin üzerine, yani orijinden geçiyordu. Ben bunu c birim yukarı taşırım demektir bu. Eğer buradaki c negatifse aşağı taşırım demektir bu. Tamam mı? Yani çıkarıyorsam buradaki bir sayıyı, pozitif olan bir sayıyı ben ax kareden çıkarıyorsam aşağı doğru bir öteleme hareketi yaparız. Ekliyorsam da yukarı doğru bir öteleme hareketi yaparız. C sıfır olduğu takdirde de zaten parabolün grafiğinin bu şekilde olması gerektiğini söylemiştik. O halde yazın. C eğer burada pozitifse sevgili gençler, pozitifse yukarı doğru bir öteleme, negatifse de aşağı doğru bir öteleme yapıyoruz diyebiliriz. Bakın bu parabolün kolları yukarı veya aşağı olması hiç önemli değil. Eğer C burada ekleniyorsa, yani pozitif bir sayı eklenmişse yukarı, pozitif bir sayı çıkarılmışsa da negatif yönlü, yani aşağı doğru bir öteleme yapıyoruz deriz. Diyor ki bize fx eşittir 3x kare artı 2'nin hadi bir grafiğini çiz demiş. Hemen çizelim. Bakın gayet basit artık. 3x karenin grafiğini şu şekilde olsun diyelim. Bu bizim 3x karemizin grafiği olsun. Tamam, şu şekilde. Artı 2'si var. 2 birim yukarı taşıyacağım. O halde bakın şu kısım, şurası sevgili gençler 2'dir. Ve bu parabol mesela 1 için nereden geçmiştir? 3 çarpı 1'in karesi 3 artı 2'den 5'ten geçmiştir de diyebilirsiniz. Bu şekilde bir görüntüye verdiğiniz zaman, bir fonksiyon çizdiğiniz zaman bu artık 3x kare artı 2'nin grafiğidir diyebilirsiniz sevgili gençler. Gx fonksiyonu da çizelim. Eksi x kare artı 3'ün grafiği. Böyle geliş çizelim biraz. Bakınız. Eksi x kare kolları aşağı doğru olan bir parabol olacak. Ve biz bu aşağı doğru olan parabolü normalde şu şekilde çizmemiz gerekiyor. Artı 3 dediğine göre 3 birim yukarı taşıyacağız sevgili gençler biz bu parabolümüzü. Ve şu kısım 3 olacak deriz. Bunların kökleri ne hocam? Bak sen bunu 3 eksi x kare biçiminde yazarsan 3 eksi x çarpı, pardon kök 3 eksi x diyelim. Kök 3 eksi x çarpı kök 3 artı x biçiminde çarpanlarını ayırdığın için burayı sıfırlayan değer kök 3, burayı sıfırlayan değer eksi kök 3 olduğu için de bak buralara da köklere kök 3 ve eksi kök 3'ü de yazabilirsin dilersen. Tabi istersen şuradan bir nokta seçip hocam ben buraya 1'i verdim. Eksi 1 artı 3'ten eşittir 2 geldi. Demek ki 1 için de 2'den geçmesi gerektiğini biliyoruz artık biz bu parabolümüz. Evet, sağ üst tarafa geçiyoruz 15 numaralı sayfamızda. Şimdi arka arkaya seri bir şekilde bilgi vereceğiz. Daha sonrasında da sorularımıza bakacağız. Ax kare artı bx artı c tipindeki fonksiyonların grafiği a0'dan büyükse sevgili gençler kollar yukarı doğru olması gerektiğini söylemiştik. a0'dan küçükse de yine kollar aşağı tarafı gösterecektir deriz. Yani kollar yukarı doğru, az önce yan tarafa da çizmiştik, kollar yukarı doğru, burada da kollar aşağı doğru olacak deriz. Eksenleri kestiği noktalar bulunur. Eksenleri kestiği noktaları bulabilmek adına y'ye 0 verirseniz x'leri bulursunuz. Y'ye 0 verdiniz, x'leri buldunuz. İşte bu bulduğumuz x'ler sevgili gençler x eksenini kestiği noktalardır. Kestiği noktalar. Tam tersini yaparsanız x'e 0 verip y'yi buldunuz. Y'yi bulmak demek de o zaman y eksenini kestiği noktayı diyorum bakın. Noktayı buldunuz demektir. Çünkü y eksenini iki farklı noktada kesmeyecek bizim müfredatımızdaki paraboller. Diskriminant, yani delta eşittir b kare eksi 4ac'yi hesaplıyorsunuz. Aynı ikinci dereceden denklemlerde olduğu gibi, eşitsizliklerde olduğu gibi. Niye burada da hesaplıyoruz? Çünkü zaten parabol dediğimiz kavram ikinci dereceden fonksiyonun grafiği. Bundan kaynaklı delta metodu da bizim işimize yarayacaktır. Şimdi ikinci dereceden denklemleri düşünün. Delta sıfırdan büyükse birbirinden farklı iki tane reel kök vardı. O zaman parabollerde de diyoruz ki biz parabol OX eksenini diyelim. Eksenini iki farklı noktada kesecektir. İki farklı noktada keser diyorsunuz sevgili gençler. Tabi görüntü itibariyle de şöyle bir görüntüye sahiptir. İki farklı parabol olarak gösterelim. Bir tanesi kolları yukarı doğru olsun. Bir tanesi de kolları şu şekilde aşağı doğru olsun. Bakın gördüğünüz gibi 1 ve 2 noktada, burada da 1 ve 2 noktada birbirinden farklı noktalarda kesiyor. Delta sıfıra eşitse ikinci dereceden denklemlerde bizim o denklemimizin çakışık iki tane reel kökü oluyordu. Dikkat ediyorsanız. O zaman parabollerde ne olacak? Delta sıfıra eşitse. Demek ki bizim parabolümüz x eksenini sadece bir noktada kesecek demeyelim de teğet olacak o noktaya. Yani sevgili gençler parabol o x eksenine diyelim yine eksenine teğettir diyeceğiz. Tek bir noktada sadece değiyordur. Teğettir demek. Parabolün denklemi tam karedir demek de doğru olur sevgili gençler. O halde ben hemen şunun üzerinde bakın ya şu şekildedir ya da sevgili gençler şu şekilde bir parabolümüz vardır diyebiliriz. X eksenine teğet olacak bizim parabolümüz dedik. Peki delta sıfırdan küçükse o zaman ne olur? Delta sıfırdan küçükse de sevgili gençler önce görüntüsünü çizelim bu sefer. Şöyle bakın delta sıfırdan küçükse parabol ya bu şekildedir ya da bu şekildedir. Bu ne demek oluyor? X eksenini kesmiyor demek oluyor. Çünkü ikinci dereceden denklemlerde biz ne yapmıştık? Delta sıfırdan küçükse reel kökü yoktur demiştik. İşte demek ki o kök demek x eksenini kestiği yerler demek bizim parabolümüz için. O halde delta sıfırdan küçükse x eksenini kestiği herhangi bir nokta bulamayız demek bu. Peki bu şekilde veya alttaki gibi olduğunu nereden anlayacağız? Yukarıda söylemiştik. Demiştik ki işte a sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru. X eksenini kesmiyorsa aynı zamanda delta da sıfırdan küçük. A sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru ve delta da sıfırdan küçükse sevgili gençler x eksenini kesmez. Yani bu parabol her yerde negatiftir. X ekseninin altında kaldığı için her bölgede negatiftir. Bu parabolde her yerde pozitiftir diyebilirsiniz sevgili gençler. X ekseninin altına düşmediği için. Peki bu tepe noktası dediğimiz olay nedir? Parabol dedik ya simetrik bir yapıya sahiptir. Ve gördüğünüz üzere kolları aşağı doğru olan bir parabolün burada maksimum çıkabileceği yani tepe yaptığı bir nokta varken kolları yukarı doğru olan parabolün ise minimum alabileceği değer yani dip yaptığı bir nokta vardır. Bunlar dip yapıyor, bunlar tepe yapıyor diyebiliriz. O halde ben bu RK'yı yani tepe noktasının apsisini ve ordinatını nasıl hesaplayacağım? Apsisi sevgili gençler -b/2a metoduyla, k'yı da r'yi bulduktan sonra fonksiyonda r'yi yerine yazarak hesaplayacaksınız. Peki bu -b/2a nereden geliyor hocam? Şuradan geliyor bakın. Benim herhangi bir parabolüm var. Şöyle gösterelim. Hatta yan tarafta yapalım. Şöyle bir parabolüm olsun. Dikkatli dinleyin. Ve bizim parabolümüzün görüntüsü bu şekilde. Burası x ve burası da y diyelim. Daha sonrasında şunları söyleyelim. Parabol burada bir -1, burada da 5 noktasından geçmiş. X eksenini kestiği noktalar bunlar. Şimdi bu ikinci dereceden bir fonksiyondu. Ben bu fx'i silip yerine eşittir 0 desem. Arkadaşım burada x kare ya da şöyle diyelim. Kökleri 5 ve -1 değil miymiş? Evet. O zaman kökler toplamı ne olur? 4. Kökler çarpımımızda sevgili gençler ne olur? -5 olur. O halde t'yi ve ç'yi biliyorsak x kare -4x -5 eşittir 0. İşte bunun grafiği olabilir diyelim bu. Şimdi benim köklerimi ben nasıl buluyordum? Şu denkleme bakarak kökler toplamını nasıl buluyordum? Ben -b/a ile buluyordum. Şimdi -b/a'mız burada 4'müş. Parabolün simetrik bir yapıya sahip olduğunu söylemiştik ve tepe noktası bu iki kökün tam ortasında kalmak zorundadır sevgili gençler. Tepe noktasının apsisi. O halde -1'in tepe noktasına olan uzaklığıyla 5'in tepe noktasına olan uzaklığı birbirine eşit olmak zorundadır. Yani ben burayı nasıl bulacağım o zaman? -1 ile 5'in aritmetik ortalamasıyla. Yani -1 ile 5'i toplayıp 2'ye bölmemiz gerekiyor ki ben burada bunu 2 bulurum. Tepe noktasının apsisi burada 2 ama her seferinde kökleri bulup toplayıp 2'ye bölmek zorunda değilsiniz. Zaten formülü var ama o formül nereden geliyor? Bakın şurada ne yaptık? Biz kökleri topladık. Yani x1 ile x2'yi topladım ve 2'ye böldüm. O halde sevgili gençler x1 artı x2'yi ben -b/a ile bulmuyor muydum? Bunu 2'ye böldüğünüz takdirde işte aynı şu formülü bulmuş olursunuz. -b/2a dediğimiz formül de buradan geliyor ve daha sonrasında fonksiyonumuzun grafiği çizilir diyoruz. Şimdi tabii ki sana sınav esnasında bir soru verip o soruda bir denklem verip parabol denklemi verip de o denklemin sevgili gençler oturup da grafiğini çizin demez. Kimsenin zaten bu grafiği kontrol etme gücü de yok. Yani ÖSYM'nin böyle bir yapıya sahip olduğunu ben düşünmüyorum. tek tek bakması lazım. Teknolojide o kadar ilerlemedi. Herkesin yazısını anlayıp, herkesin yazı stilini anlayıp, anlayan bilgisayarlar. Öyle bir teknoloji de yok. O halde sevgili gençler böyle bir soru sorulmayacak tabii ki. Ama parabolün grafiğinin çizimini bilmek demek sadece çizimini yapmak demek değildir. Sen artık parabolün grafiğini çizmeyi biliyorsan herhangi bir parabolün grafiğine baktığın zaman denklemini, herhangi bir grafiğin denklemine baktığın zaman grafiğini gözünde canlandırabileceğin için artık senden akıllısı yoktur demek bu. Dolayısıyla bizim parabol grafiğini çizmeyi bilmemiz çok ama çok mühim. Umarım seni inandırabilmişimdir. Çünkü genelde böyle öğrencilere grafik çizimi dediğim zaman aman hocam zaten sınavda böyle bir şey çıkmaz ki deyip es geçiyorlar. Daha sonrasında da bazı sorularda böyle afallıyorlar. Bunları yaşamanızı istemiyorum. Şimdi x kare eksi 6x artı 8 bunun grafiğini çiz demiş bize. Öncelikle sevgili gençler ben parabolün baş katsayısının 1 olduğunu bildiğim için kollar yukarı doğru olacak. Bu cepte. Daha sonrasında eksenleri kestiği noktaları bulalım. Yani sevgili gençler kökleri bulacağız. Bizim elimizde x kare eksi 6x artı 8 var. Ben y'sini sıfıra eşitlersem, yani bunu sıfıra eşitlersem bu kısmı x'e x diye. Hocam burayı da eksi 4'e eksi 2 diye açsak olmaz mı? Olur. O zaman x1 eşittir 2 ve x2 eşittir 4'tür. Yani eksen x eksenini kestiği noktalar bunlardır deriz. Y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için de burada f0'ı bulmamız gerekiyor. Yani x'e 0 vermek gerekiyor. 0'ın karesi eksi 6 kere 0 artı 8'den bu da 8 yapar sevgili gençler. Demek ki y eksenini kestiği noktada 8'miş. Şimdi bunlar cepte. Artık taslak olarak taslak bir şekilde parabolün biz grafiğini çizebiliriz, oluşturabiliriz. Burası x ekseni, burası y ekseni. 2 ve 4 benim sevgili gençler x eksenini kesen noktalarım. Daha sonrasında kolların yukarı doğru olduğunu söylemiştik. Demek ki parabolün taslak olarak şekli, görüntüsü, şemali bu. Y eksenini kestiği noktayı da biz 8 demiştik. İşte 8 de burası. Yeter mi? Aslına bakarsanız fazla bile. Hiç sıkıntı yok. Ama biz yine de şunu da bulalım sevgili arkadaşlarım. Mesela tepe noktasının apsisini ve ordinatını da bulalım. Bunu her soruda yapmak zorunda değilsin tabii ki. Çünkü sorunun içerisinde gerekli bilgileri yeteri kadar bulduğun zaman zaten senin işin bitmiş oluyor. Neyse biz bulalım. 2 ile 4'ü toplayıp 2'ye bölerseniz 3 bulursunuz. Ya da gidersiniz eksi b bölü 2a formülünden yararlanırsınız. Eksi b'miz burada eksi 6 bölü a'sı da 1 olduğuna göre 2 kere 1 diyeceğiz ve buradan da 3 gelecek. Zaten tepe noktamızın apsisi. 3'ü de yerine yazarsanız 9 eksi 18 artı 8 dedik. Bakın şu 9'dan 18'i çıkardınız. Eksi 9, bir de buna 8 eklerseniz 1 gelecektir. Pardon, özür diliyorum. Eksi 1 gelecektir. Eksi 1 olduğu için de burası eksi 1'dir deriz. 3'e, tepe noktamızda 3'e eksi 1'dir diyebiliriz. İşte aşağı yukarı detaylarıyla bizim fx parabolümüzün grafiği budur diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. X kare eksi mx artı n eksi 5 diye bir fonksiyon verilmiş. İkinci dereceden olduğunu bildiğimiz için de biz buna parabol deriz. Bu parabolün tepe noktası 3'e 5 olduğuna göre m artı n kaçtır diye sorulmuş. Şimdi parabolümün r'si 3'müş anlaşıldığı üzere. Bakın bu r'ydi, bu k'ydı. R'si 3 olduğuna göre eksi b bölü 2a'sı 3'müş. Burada b'miz eksi m olduğuna göre eksi m dedim. Bölü a'sı da 1 olduğundan 2a 2'dir. Yani sevgili gençler m bölü 2'nin ben burada 3 olması gerektiğini anladım. O halde m kaçtır? 6'dır diyebiliriz. Bu cepte. Şunu bulduk. N'yi nereden bulacağız? Artık benim bu parabolümün şeklini, şemalini biraz daha ortaya çıkardı. X kare m 6 idi. Eksi 6x dedim. Artı bir de tabii ki n eksi 5'imiz var. Peki. Ben tepe noktasının apsisini yerine yazınca ordinatını yani 5'i bulmak zorundayım. O halde sevgili gençler f3'ü biz 5'e eşitleyeceğiz. 3'ün karesi 9 yapar. Eksi 18 artı n eksi 5 de ne olmak zorundaymış? 5 olmak zorunda. 9'dan 18'i çıkardınız. Eksi 9. Eksi 5 daha. Eksi 14. Karşıya atarsanız n eşittir kaç gelir? 19 gelir. Demek ki n de 19'muş. Bizden m ile n'yi toplamamız istenmişti. Bu ikisini toplarsanız cevabın 25 olması gerektiğini de tabii ki görürsünüz. Bu arada ekranı küçültmeyi unutmuşum, büyütmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Hemen ben size şu şekilde ekranı da göstereyim sevgili gençler. Çözümü de bu şekilde not edebilirsiniz. az çok görünüyor ama yine de küçük ekran olduğu için kusura bakmayın arkadaşlar. Devam edelim bir diğer sorumuzda. Fx eşittir eksi 2x kare eksi 3m eksi 4x artı 1 fonksiyonunun belirttiği parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Şimdi parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeyse, yani şöyle bir parabolse mesela, tepe noktasının apsisinin 0 olması gerektiğini görebiliriz. Şimdi ben tepe noktasının apsisini eksi b bölü 2a ile bulurken bunun tepe noktasının apsisi 0 ise tabii ki buradaki b 0 olmak zorundadır ki 0'ı bir şeye bölünce 0 gelir sadece, doğru mudur? Peki b'si ne bunun? İşte burası. Yani eksi 3m içeri dağıtıyorum artı 4. İşte bunun 0 olması gerekiyormuş. Yani 3m'nin 4 olması gerekiyor. Yani sevgili gençler m'nin 4 bölü 3 olması gerekiyor diyebiliriz. Zaten bize de neyi sormuştu? M'yi. Bundan sonra şunu yapabilirsiniz. Bizim parabolümüzün tepe noktası y ekseni üzerindeyse otomatikman x'in katsayısını götürüp 0'a eşitleyeceksiniz sevgili gençler. Ve oradaki bilinmeyeni elde edebilirsiniz. 16 numaralı sayfamızın sağ üst tarafındayız. Fx eşittir x kare artı mx artı m eksi 2 parabolünün tepe noktası x eşittir 2 doğrusu üzerindedir demiş bize. Buna göre bu parabol üzerinde apsisi ordinatına eşit olan noktaları bulunuz. Şimdi apsisi ordinatına eşit olacak. Parabolün tepe noktası x eşittir 2 doğrusu üzerindeyse, bakın x eşittir 2 doğrusu neresi olduğunu da gösterelim. Şöyle x eşittir 2 doğrusu tam olarak x eşittir 2'den geçen ve y eksenine paralel olan doğrudur. Burasıdır sevgili gençler ve x eşittir 2 doğrusudur. Bu demek ki parabolümün tepe noktası da bu doğru üzerindeyse benim parabolüm aşağı yukarı bu şekilde veya bu şekilde olan bir parabol, kollarının yukarı yönlü olduğunu gördüğümüz için bunları çizdik. Yani aslına bakarsanız R'si de 2'ymiş diyebiliriz. Şimdi R'sini nasıl buluyordum ben? Eksi B bölü 2A ile. B burada M'nin ta kendisidir. Eksi M bölü. Burada da A'sı 1, dolayısıyla 2 dedim. 2 kere 1'den. O da eşittir 2 gelecekse buradan M sevgili gençler eksi 4'tür diyebiliriz bu cepte. Artık ben parabolümün şeklini, şemalini biraz daha biliyorum. X kare m eksi 4'tü. Eksi 4x. Eksi 4 eksi 2 daha kaç yapar? Eksi 6 yapar. Güzel. Bu cepte. Bana demiş ki bu parabol üzerinde apsisi ordinatına eşit. Yani sevgili gençler a'ya a olan bu a'ları bul demiş bize. O halde ben yazıyorum. A'nın karesi eksi 4a eksi 6 olunca bu neye eşit olacakmış? Tabii ki a'ya. A'yı verince A çıkacakmış, yani F A eşittir A olmak zorundaymış, bakın burada şu şekilde. O halde arkadaşlarım biz artık buradaki denklemi çözmekle mükellefiz. O halde diyorum ki A kare, A'yı bu tarafa gönderdim, eksi 5A yaptı burası. Eksi bir de 6'mız var, eşittir 0 dedik. A ve A diye açtım. Eksi 3 ve eksi 2 diye açamayız. Kusura bakmayın, eksi 6 ve artı 1 diye açarsam A'sı bir 6 gelir. Bir de eksi 1 gelir. Bu noktaları bulun dediğine göre koordinatlarıyla beraber bulmaktan bahsediyor ki bu noktalardan bir tanesini A noktası diyelim. Apsisi ordinatına eşit olduğu için 6'ya 6 noktası sağlar. Bir de B noktası diyelim. Eksi 1'e eksi 1 noktası sağlar diyebiliriz sevgili gençler. Dolayısıyla bu noktaları bulun demişti. İşte o noktalar bu noktaların ta kendisidir. Evet. Umarım anlaşılıyordur. Umarım iyi gidiyordur. İkinci sayfamızı bitirmek üzereyiz birazdan. Şimdi geçelim bir diğer örneğe. Y eşittir x kare eksi 6x artı k parabolünün tepe noktası y eşittir x artı 1 doğrusu üzerinde olduğuna göre acaba k kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bizim bir parabolümüz var. X kare eksi 6x artı k diye. Ve y eşittir x artı 1 diye de bir doğrumuz var. Ve benim parabolümün tepe noktası bu y eşittir x artı 1 doğrusu üzerindeymiş. Şimdi bu parabolün tepe noktasının apsisini ben elde edebilirim. Eksi b bölü 2a yardımıyla r'yi bulabilirim. O halde bulalım. Eksi, bakın b'si burada eksi 6. Eksi 6 bölü a'sı da 1 olduğu için 2 kere 1'den 2. Eksiler gider, 6 bölü 2'den 3 gelir. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane kolları yukarı doğru olan parabolümüz var. Bir de y eşittir x artı 1 diye bir doğrumuz var sevgili gençler. Bu doğrunun ismi y eşittir x artı 1. Ve benim parabolümün tepe noktasının apsisi 3 iken, yani şurası iken sevgili gençler, Bu parabolün tepe noktası bu y eşittir x artı 1'in tam üzerindeymiş. Şimdi ben y eşittir x artı 1'in üzerinde olduğuna göre 3 için bakın yazın yerine 3 artı 1 eşittir 4 olmaz mı? Şimdi parabolün tepe noktasının koordinatlarına bakın. 3 için 4'ten geçiyor. Demek ki arkadaşlar ben burada da x gördüğüm yere 3 yazınca sonucu 4 olarak almak zorundaymışım. Çünkü aynı noktayı belirtiyor. O halde yazalım artık, basitleşti soru. 4 eşittir x'in karesi yani 3'ün karesi 9. 6 kere 3 18 artı k. O halde şurası kaç yapar? Eksi 9. Bunu karşıya atarsanız artı 9 olarak geçer ve 13 eşittir k olmak zorundadır. Cevabımız da budur sevgili gençler. Tepe noktası R'ye k olan parabolün denklemini nasıl yazarım? Şimdi bak, şimdiye kadar ne yaptık? Denklemleri biliyorduk. Parabolün grafiğini düşündük. Şimdi sevgili gençler bize sadece bir tepe noktası verecek ve grafiği de verilmeden ya da bazen grafiğini verirsen oradan tepe noktasını bulursun. Veya sadece bazen tepe noktasını sana verir. Al buyur, bu tepe noktası ise bunun tepe noktası bu olan bir parabol denklemi yaz bana der. Tepe noktası R'ye k ise eğer benim parabolü dikkatli bir şekilde yazın. Çok işinize yarayan denklemler olacak bunlar. A çarpı x eksi R'nin karesi artı k biçiminde ben sevgili gençler parabolümü oluşturabiliyorum. Şimdi hocam buradaki a neyin nesi diye soracak olursan da bu a sevgili gençler parabolün baş katsayısı. Baş katsayıyı bilmiyorsak hocam nasıl çizeceğiz biz bu parabolü ya da nereden bileceğiz bu a'yı, nasıl bulacağız? Tepe noktasını sana verdikten sonra mutlaka ama mutlaka bir de diyecek ki bu parabol a x0'a y0 noktasından da geçiyor. Bu x0'a y0 parabol üzerindeki herhangi bir nokta, sana bunu verecek. Tabi tepe noktası haricinde bir nokta olacak bu. Sen de diyeceksin ki işte genel formatım bu. Genel format bu. Demek ki ben burada x gördüğüm yere x0 yazınca parabolün karşılığında da y0 alıyorum. x0 yerine yazınca y0 alırsan a'yı da burada tek bilinmeyen olarak kabul edersin ve a'yı da bulmuş olursun. Diğer sayfada bununla ilgili örnekleri bulacaksın dedik ve geçtik bir diğer sayfaya. 3 çarpı x eksi 1'in karesi eksi 4 parabolün tepe noktasını yukarıdaki yöntemle bulunuz diyorsa ne demiştik? Genel format şu değil miydi? A çarpı x eksi r'nin karesi eksi 4 değil miydi genel formatımız? Evet. Bakıyorsun burada 1 r'ye tekamül ediyor. Burası eksi 4 değil, tabii ki artı k olacak sevgili gençler, kusura bakmayınız. Şimdi şuraya bakıyorsun, eksi 4 de burada k'nın ta kendisi değil mi? Evet, o zaman tepe noktamız nedir arkadaşlar? 1'e eksi 4'tür. Böylelikle parabolümüzün tepe noktası da budur. R'ye k'yı buluyorduk sonuçta biz. Doğru mudur? Peki geçelim bir diğer örneğimize. Diyor ki 4 çarpı x eksi a artı 1'in karesi artı a eksi 3. Bunun tepe noktası 3'e b artı 1 olduğuna göre a artı b nedir? Bakın r buymuş. K da buymuş arkadaşlar. Tamam. R'yi burada nasıl buluyordum? Bakın 4 çarpı x'ten a eksi 1'i çıkarmış ve karesini almış ve daha sonrasında da a eksi 3 eklemiş buraya. Şimdi ben diyorum ki işte r şudur. K da budur. R a eksi 1 ise biz dedik ki r burada 3. O zaman bu 3'e eşittir. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? 4'müş. Bu cepte. Peki ben b artı 1'in de k olduğunu biliyorum. K diye burada a eksi 3'e dedik. Burada a da 4 ise 4'ten 3'ü çıkardınız. 1 geldi. İşte bu k sevgili gençler. Ve k diye başka neye dedik biz? B artı 1'e. Demek ki 1 eşittir b artı 1 diyeceğiz. Ve buradan da b kaç gelecek? 0. Benden a ile b'nin toplamı istenmişti. A'yı 4 buldum. B'yi 0 buldum. Cevap da 4 olur diyebilirim o halde gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. Fx eşittir x kare artı a artı 2x artı 4. Bu parabol x eksenine negatif tarafta teğet olduğuna göre. Şimdi kollarının yukarı doğru olduğunu gördün. Katsayı 1 çünkü. Negatif tarafta teğetse de parabolümüzün görüntüsü bu şekildedir diyebiliriz. Şimdi o halde sevgili gençler biz şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Benim parabolümün sevgili arkadaşlar tepe noktası y eksenine teğetse deltasının da 0 olması gerektiğini tabii ki biliyoruz. Bunu iki önceki sayfada göstermiştik, söylemiştik. Delta dediğimiz şeyi hatırlayalım hemen formülünü. B kare eksi 4 ac idi. B'miz burada a artı 2. Hemen a artı 2'nin karesini alıyorsunuz. eksi 4 çarpı a'sı 1 çarpı c'si 4. Şimdi bunun ne olması lazımdı? 0. O halde diyorum ki ben a artı 2'nin karesi, bakın şurası eksi 16 yapar. Karşıya atarsanız eşittir 16 gelir. Peki neyin karesi 16 idi? Hocam bir 4'ün karesi 16'dır. Bir de tabii ki eksi 4'ün karesi 16'dır. O halde a buradan 2 gelir. A adaylarından bir tanesi. Diğeri de eksi 6 gelir diyebiliriz. Şimdi x kare, şimdi birinci durumu yazıyorum. A 2 ise x kare artı 4x artı 4'tür. İkinci durumu yazıyorum, eğer a eksi 6 ise x kare eksi 4x artı 4'tür. Peki. Negatif tarafta teğet olması, tepe noktasının apsisinin negatif olması demek değil mi? Evet. Hocam burada bir negatif var, eksiyle çarptım, burası böyle yön değiştirdi. B bölü 2a'nın pozitif olması lazım ki a zaten 1'di. Dolayısıyla b'nin de ne olması lazım? Pozitif olması gerekiyor. Pozitifse bir zahmet şu olsun değil mi? Yani a'mız sevgili gençler 2 olsun bir zahmet diyeceğiz. O halde cevabımız 2. Bunu anlamanın başka bir yolu yok mu? Var. Delta'ya bakmadan anlayabilir miyiz? Anlarsınız, merak etmeyin. Hemen şuraya ikinci yol diyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci yolda da şöyle bir şey yapalım. Benim parabolümün görüntüsü şu şekilde, ne demiştim? Parabolün denklemi tam kare olmak zorunda. Bakıyorsunuz x kare artı a artı 2 x artı 4'ümüz var. Burası hocam x'in karesi zaten. Hocam burası da 2'nin karesi. O zaman arada ne olmak zorunda? 2 çarpı birinci çarpı ikinci olmak zorunda. Yani burada bir 4x lazım. Fakat negatif tarafta olduğu için demek ki burada ikinci 2 olduğuna göre eksi 2'ymiş. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Aslında burası eksi 2'ymiş. Niye negatif tarafta? Eksi 2 var, artı 2 yok. O halde sevgili gençler buraya da bir eksi koyarsınız ve a artı 2'nin aslında eksi 2 kere 2 olması gerektiğini anlarsınız. O halde a artı 2 diyeceğiz sevgili gençler. Bu arada burası eksi 2 ise kusura bakmayın, özür diliyorum. Şurası sevgili gençler eksi 2'nin karesi değil, artı 2'nin karesi olacak. İlk başta doğru yazdık. Burası da 4 olacak. Kusura bakmayın. A artı 2'nin ne olması lazımmış? 2 kere 2. Yani 4 olması gerekiyor. O zaman A kaçtır peki? 2'dir diyebiliriz. Şunu da söyleyeyim. İç tarafın, yani şu kısmın ben burada pozitif olması gerektiğini delta ile anladık ama şu yöntemle nasıl anlayacaktık? Şöyle dersiniz. Burası pozitif olmalı ki işte eksi B bölü A'nın sevgili gençler burada negatif olabilmesi için B'nin burada pozitif olması gerekiyor diyebilirsiniz. Geçelim bir diğer soruya. 2x kare artı 4x artı 2m eksi 3 fonksiyonunun alabileceği en küçük değer. Ya bu ikinci dereceden değil mi? Evet hocam, ikinci dereceden. Peki. Bir ikinci dereceden fonksiyonun ben grafiğinin parabol belirttiğini biliyor muyum? Evet. Peki bir parabolün alabileceği en küçük değer tepe noktasının ordinatı değil midir? Çünkü ben tepe noktasını R'ye K diye yazarsam burası alınabilecek değerdir. Biliyorsunuz Y ekseninde değerleri gösteriyorduk biz. O halde K'sının 7 olduğu bilgisi verilmiş bana. Yani benim tepe noktamın apsisi yine R fakat ordinatı 7. Peki R'sini nereden bulacağım? Çok basit. Şunun eksilisini bunun 2 katına böleceğim. Yani eksi 4 bölü 4 eşittir eksi 1. Demek ki R'si de eksi 1'miş. Şimdi aslında şunu bulduk biz. F eksi 1, hatta G'ymiş bu parabol. G eksi 1 eşittir 7'ymiş. Ben bunu sağlatacağım şimdi. Sağlatalım. G eksi 1 eşittir 2 çarpı eksi 1'in karesi 2 yapar. Eksi 1 kere 4 eksi 4 yapar. Ve 2m eksi 3'ümüz var. Ve bunun da ne olması gerektiğini biliyoruz. Tabii ki 7. O halde sevgili gençler 2'den 4'ü çıkardınız. Eksi 2. Eksi 3 daha. Eksi 5. Bunu da karşıya atarsanız 2m eşittir 7 artı 5 olur. Ve 2m buradan 12'dir. İse m de buradan 6 gelir diyebiliriz. Bizden m istenmişti. Tabii ki cevabımız 6 olacaktır deriz bu şekilde. 17 numaralı sayfamın sağ üst tarafına bakıyorum. Sağ üst tarafta da sevgili gençler reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir parabol verildiğini görüyoruz. Fx eksi 2x kare artı 16x eksi 3'te bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer. Kolların aşağı doğru olduğunu fark etmişsindir. Onlar aşağı doğruyken bizim parabolümüzün burada bir maksimum değeri vardır ve bana da zaten bu soruluyor. Yani tepe noktasını bulup onu yerine yaz demiş. Apsisi yerine yaz. R'yi bulalım. Eksi 16 bölü eksi 4'den kaç gelir? 4. Demek ki benim tepe noktamın apsisi 4'müş. O 4'ü yerine yazacaksın ki K'yı bulabilesin. F4 eşittir. Eksi 2 çarpı 4'ün karesi 16. Artı 16 çarpı 4 eksi 3 dedik. Bakın şurası 64. Burası 32. 64'ten 32'yi çıkardınız. 32 geldi. Bir de bundan 3 çıkardınız. Cevap ne gelecek? 29. Demek ki K 29 ise benim parabolümün alabileceği maksimum değer de 29'dur diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün tepe noktası r'ye k olsun dedik. Ki zaten bu şekilde diyorduk hep, değil mi? Bakın x eşittir r derseniz, yani x eşittir eksi b bölü 2a derseniz, yani benim tepe noktamın apsisine x eşittir işte 5, x eşittir eksi 3 derseniz, işte bunlar sevgili gençler parabolün simetri ekseni olurlar. Yani bu ne demek? Parabol bu doğrulara göre simetriktir demek aslına bakarsanız. Soruların içerisinde bu parabolün simetri ekseni şudur ibaresini gördüğünüz an aslında o tepe noktasının apsisidir anlamına da geliyor. Bunu sakın unutmayın. Sorularımıza bakalım. Simetri ekseni x eşittir 2 demiş. Yani r'si 2 demiş bize. O halde r'si için şunun eksilisi eksi a eksi 1 bölü şunun 2 katı eksi 6. Bütün eksileri yiyebilirsiniz. Aldım hepsini. Eşittir 2 olur mu? Olur. O zaman a artı 1. 6 bölüm durumunda karşıya attım. Nasıl geçti? Çarpım olarak 12 mi oldu burası? O zaman a kaçtır? Tabii ki 11'dir diyebilirsiniz. Simetri ekseni olan sorular, sadece bununla alakalı olan sorular tabii ki basit sorular olacaktır sevgili gençler. Bir de buradaki örneğimize bakalım hadi. Parabolün grafiği yukarıdaki gibidir. Parabolün ismini de burada vermiş bak. Buna göre fx'in alabileceği en büyük değeri bul demiş. Yani t'nin k'sı sorulmuş bize. R'sini bulabilir miyiz peki? Tabii ki buluruz. Nasıl bulacağız? Kökleri biliyoruz. Eksi 3 ile 1'i toplarsın. 2'ye böldüğün anda bunun tam orta noktasını bulmuş oluruz. Burayı. Eksi 3 ile 1'in toplamı eksi 2'dir ve sen bunu 2'ye böldüğün takdirde eksi 1'i bulursun. Demek ki işte bu gösterdiğimiz yer eksi 1'miş. Tepe noktamızın apsisi. Fx'in alabileceği en büyük değeri de bul demiş şimdi bana. Ben r'yi bulmuşum eksi 1'i. Bakın burada bir b'miz var bizim. Bu b'nin eksilisi m eksi 1'dir. Ve sen bunu gidip şunun 2 katına, yani eksi 1'in 2 katına eksi 2'ye böldüğün takdirde tepe noktasının apsisini bulacaktın zaten. Peki eksi kere eksi çarpılacak, artı olacak, şu şuraya geçtiği zaman 1 kere 2. M eksi 1, 1 kere 2'den 2 ise demek ki m buradan kaçmış? 3'müş. M'yi de bulduk biz. Yani benim parabolüm aslına bakarsan artık şuymuş. Hemen yazayım şuraya. Fx sıkıştıralım. Eksi x kare. M'yi 3 buldum. Eksi 2x artı 3 olacakmış. Ve sevgili arkadaşım, eksi 1 yerine yazarsan tabii ki artık k'yı bulabilirsin. Yazalım. F eksi 1 eşittir. Eksi 1 eksi artı 2 ve artı 3 diyeceğiz. 3 ile 2'yi topladım. 5. 1 çıkardım. 4 geldi benim k ve dolayısıyla cevabım da bu oldu derim. Şimdi sevgili gençler, parabolün x eksenini kestiği noktalar ve herhangi bir noktası bilinen parabolün denklemi var sırada. Bunun nasıl bulunduğunu göstereceğiz ama bunu diğer videoda göstereceğiz arkadaşlar. O videoda inşallah görüşürüz. Kendine dikkat et. Part 2'de arkadaşım görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.